Bu da onun tahsilat makbuzu. Üreticinin tahsilat makbuzu. 28.07.2017 tarihini görüyorsunuz. Alayne 2,5 dönüm %72 zarar görmüş üretici. Yani bahçesinin %72'sinde eksperler bir zarar tespit etmişler. En altta gördüğünüz üzere 9.672 lira tahsil edilmiş. Yani üreticiye ödenmiş 9.672 lira. 329 lira ödemişti. 9.672 lira karşısında üreticiye ödenen tutar. Buradan sizin de gördüğünüz üzere doğa yaptırmak özellikle gündüz koşullarında değişen iklim koşullarında göz önüne aldığınızda siz de bir felaket yaşamıştık. Üreticide okuyun. Ne kadar önemli olduğunu sigorta yaptırmanın hep birlikte burada görüyoruz. Ben size onun arkadaşlarla yıllar ediyorum ama yine de riske atmayın. Ürünlerinizi sigorta yaptırmayın. Teşekkür ediyorum. Diğer sunumu da yapmak üzere hayvan yetiştirme ve it uçları kurulu sunumunu yapmak üzere veteriner hekim Erdem Kars arkadaşı dahil edildi. Sayın Vekil, değerli kurulumlar, başkanım, patronum sunuyoruz. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Ben size 15 dakikada hayvancılığı öğretme şansım yok. Fakat önemli ipuçları verecek düşünüyorum. Çünkü hayvancılığın yapma sebebi kolay. Para kazanma derdimiz var. Fakat bunu yaparken çok ufak hatalar yapıyoruz ve bu hatalar bizim kar marjımızı çok düşürüyor. Şimdi amacımız para kazanmak. Peki ben size desem ki anlatacağım şeylerle örneğin bir büyük başta hayvan başına hiçbir yatırım yapmadan 1000 lira daha fazla kazanacaksınız yılda. 10 hayvanda 10.000 lira var. Bölgemizdeki hayvan sayısını düşündüğü zaman bölgemizin katma değer kaybını veya gelir kaybımızı daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Öncelikle hayvancıdan para kazanmak için sağlıklı ve sağlıklı ete ihtiyacımız var. Bunlar için de sağlıklı küçük baş ve büyük baş hayvanlara ihtiyacımız var. Burada çok önemli bir sloganımız var. Dişi hayvanlara lütfen erkek gibi bakmayalım. Erkek hayvanlar, dişi hayvanların bakımı farklıdır. Bakanlığımız 2018 yılını buzağı ölüm yılı ilan etti. Türkiye genelinde bir çalışma yapılmış ve %15 civarında buzağı ölüm olduğunu söylenmiş. Bunun üzerine biz ilk müdürlüğü olarak 1200 işletmede yaklaşık 30 bin hayvanlık işletmede bir anket çalışması yürüttük. Bizim bölgemizin buzağı ölüm oranlarımız düşük, kabul edilebilir seviyede fakat ciddi şekilde kısırlık sorunumuz var. Bölgemizin en büyük sorunu kısırlık sorunu. Dişi hayvanlarımız ikincisi sulu doğum için çağırıyoruz veterinere. Birincisi oluyor dörtmüyor. İkincisi çağırıyoruz yine dörtmüyor. Buradaki esas sıkıntı bize şunu işaret ediyor. Biz bakım beslemede bazı hatalar yapıyoruz. Ve bu hatalar bize hem veteriner bir masrafı olarak dönüyor hem buzağı kaynağı olarak dönüyor. Kısırlığın bazı sebepleri var. Hayvanın hormonları ile ilgili bir yapısal bozukluk olabilir. Bunun dışında ikiz doğum yapmıştır. Buzağlardan bir dişi erkekler bundan kaynaklı kısırlık olabilir. Vücutta bir anomali meydana gelmiştir. Bundan bir kısırlık olmuş olabilir. Ama bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı aşağıda yazan bakım ve besleme hataları. Bu bakım ve besleme hatalarında biz sağlıklı dişi bir hayvan alıyoruz. Fakat bunu kısır hayvan haline getiriyoruz. Buradaki hayvanlar çok daha iyi aslında dağlarda gezerken soğuktan etkilenmiyorlar, kendini fırçaya dövüyorlar, istediği otu yiyebiliyorlar. Fakat biz bunları kendimiz kapalı ortamda bakarken hayvanlara diyoruz ki sen bunu yiyeceksin diyoruz. Bunu yiyeceksin diye hayvanı belirtiyoruz ve buradaki yaptığımız hatalar hayvanın bazı hastalıkların oluşmasına sebep ediyor.
sınırlı olsun. Erkek gibi bakılmış dişi hayvan istemiyoruz. Buradaki en büyük sınırdır. Erkek yerlerindeki enerji, protein, tansiyon gibi değerleri dişler için uygun olmayışı. Mesela kurbanlar tarafı hayvana bakıyoruz. Kurbanlar baktıktan sonra diyoruz ki satılmayan hayvan tamam bu balonsuz olsun. Bu hayvan artık dişi balonsuz özelliği bitmiş hale geliyor. Bu hayvanın hiçbir şekilde ileride şansına ne düzgün süt verimi alabilirsiniz, ne düzgün donatık değerini alabilirsiniz. Hayvanlardaki doğum süresi başladığı zaman ilk sürünün verdiği itibaren yaklaşık 12 saat büyük başlarda, küçük başlarda ise 4 saat sürüyor. Fakat şu gördüğünüz gibi daha hayvanın ayağı veya burnu geniş şekline bağlı olarak değişir tabi, hemen şemasını çekmeye başlıyoruz. Bunu yaptığımız için doğum kanalı tam olarak açılmadığında doğum kanalına zarar veriyoruz. Burada ne oluyor? Bir veterinerin masrafı daha çıkıyor. Eğer bu doğum kanalına verdiğimiz zarar da doğum çekimi oluşturan tepkilerin zarar verirse, bu eksimine zarar verirse, bu hayvanın komutan kesimi olmak zorunda kalıyor. Hayvan doğduktan sonra buzağı veya kuzu, anlatacağım şeyin tamamı ikisi için de geçerli. Önce basıyor, teknolojik, kulaştırma, spreyler var, bunları kullanabilirsiniz. Bundan sonra bazı uygulamalar var, ileride sınavlarda değineceğiz. Önemli bir husus, yavru doğdu. Annesi yavruya niye ilgileniyor? Bunda aslında yaptığı önemli bir şey var. Sadece tutması için değil. Bunu yaparken hep bir masaj yapıyor. Bu masajla hayvanın hayata bağlanacak olan solunum ve kan dolaşımının düzenlenmesini sağlıyor. Bu yüzden yavrunun mutlaka anneyle belirli zamanı geçirmesi ve annenin ona bu masajı yapması gerekiyor. Arkasından hatamızı burada yapıyoruz. Şimdi ağız tutunun önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fakat bunu yaparken, şimdi diyelim ki buzağı doldu. Buzağı kaç gün burası da olsun, genelde şunu yapıyorsunuz. Sabah 2.5, akşam 2.5 litre. Buzağı doldu, ondan sonra ister. Bir de bunun üzerine ilk ot olarak yonca ile başlıyorsunuz. Ki ben bunu tavsiye etmiyorum. İlk başta bir küçük yulaf otuyla daha güvenli yonca daha zor alıştırmak lazım. Hayvan iyice ishal olur. İshal olmuş bir kuzu, oğlak veya buzağı iyi bir damasık olmaz. İshal olmuş bir buzağının damasık değeri büyük bir kısmını kaybetmiş olur. Şimdi hayvan doğdu. Bunu ağız tutuyla vereceğiz. Eğer hava soğuksa, şu çok önemli. Burada şunu yapıyoruz. Bir sıcak su içerisinde biberonu koyuyoruz ki dış ortamda vücut sıcaklığının altına düşmesin. Eğer vereceğimiz süt vücut sıcaklığının altına düşerse hayvan sinirlerini zaten başta biz kendimize bulmuş olacağız. Ağız sütü verirken de önemli olan şu saatler. Buradaki saatler diyor ki birinci saat ilk başta ağız sütünü vereceğiz. Arkasından ikinci saat vereceğiz. Arkasından sekizinci saat ağız sütünü vereceğiz. Yani sabah akşam değil. Bundan sonra günde 3 saat yani 8 saatte bir ağız sütünü vermemiz gerekiyor. Tuzlu olmak da bu çok önemli olmuyor tabii ki. Annesine emziriyorsunuz. Fakat tuzlu olmak için hayati önem taşıyor. Bir de vereceğiniz süt miktarı hayvanın yavrunun aralığının %10'unu geçilecek. Bu zaten 50 kilo. O zaman günü 5 litre vereceğiz. Fazlasını vermeyeceğiz. 5 litre de ne yapacağız? Günü 3 sefer verdiğimiz için bunu 3'e vereceğiz. 60 kilosa 2'şer litre şeklinde vereceğiz ve bunun fazlasını yapmayacağız. Biliyorumla verirken ciddi hatalar yapıyoruz. Bir yavrunun adeten emiş pozisyonu bu şekilde. Boyun ileri aşırı derecede uzatmamış. Yani biliyorum aşırı değil tuttuğumuz zaman hayvan boyunu çok uzun uzatırsa burada süt ön mideye geliyor ve hayvanın sindirim sistemini yine bozmuş oluyoruz. Arkasına eğer boyuna verirsek yine aynı problem taşıyor ve ön mideye geliyor. Dik verirken bir de eğer ağzını bastırırsak bu sefer akciğerlerine su kaçırıyoruz. İthal süt verme şekli biberonda 45 derece bir açı oluşturuyoruz. Annenin yanı altındaki o boynun büküklüğünü getiriyoruz. Sütü bu şekilde tutuyoruz. Biberonun kendi ağız refleksiyle emmesini sağlıyoruz. Hayvanın sindirim sistemi. Hayvanın babası değeri belirten şey esas olan ilk 6 aylık veya ilk 8 aylık dönemidir. İlk 8 aylıkta bir yavruya eğer belli standartta bakamazsanız damasık değerini kaybediyoruz.
faydalı olan resimini yapıyor, işlemesine gitti. Ağzı geliştirin geldi ve sinirsin doğacak bağırsaklara geldi. Burada şöyle bir resim göstereceğim. Burada 4 ay bir dalın farklı şekillerde beslenmiş işkembe görüntülerini görüyorsunuz. Bunların hepsi farklı şekilde beslenmiş. Şimdi buradan ilk resim hayvan 4 ay önce kadar sadece sütle beslenmiş. Midede hiçbir gelişim yok. Arkasından demişler ki o zaman sütün yoluna Türkiye'de en çok kullanılan ve hiçbir etkisi veya hayvan tatlısı olmayan sağır kullanılır. Hayvanın midesi hafif gelişim olmuş fakat yine hiçbir gelişim yok ve bu hayvanın bazen diyoruz ki sen benim damızı kaybettin. Şöyle, sütü verdik, uzun başlangıç yerini verdik, arkasından katletme modu verdik, mide gelişimine görmüşsünüz. Bu çıkıntı görüntüler midenin bir kere yüzey alanını arttırıyor. Yüzey alanı artmış bir inek süt verimiyle. İlk başta inek arasında yapılan çalışmalar yaklaşık günlük 3 litre kayıp var. Bu 3 litre kayıbı yıla vurduğumuz zaman bir sığırda 1000 lira kaybımız var. Küçük başlarda süt oranına göre bunu hesaplayabiliriz. Şimdi burada bir husus da genelde çiftçilerimizle konuşuyorum. Diyorum ki sütler bu aynı zaman kesiyorsunuz. 2 ay diyen var, 3 ay diyen var, 4 ay diyen var. Oysa ideal sütten kesme zamanı 42. gündür. 42. gün nasıl sütten kestiğimizi anlatacağım. Eğer bunu yapmazsak 2,5 ay kadar olan süt şeyini verimini tekrardan biz uzaya veriyoruz. Mandalet ölçeğimiz sütü uzaya veriyoruz. Hem uzağın geleceği görmüyoruz, hem de ekonomik kaybımızı yaşıyoruz. İkinci bir husus da hayvanları beslerken en büyük hata yaptığımız besin grupları bunlar. Bir tanesi yüksek enerjili besinler, bir tanesi kalsiyumlu yüksek besinler. Hayvanlara yanlış zamanda yanlış besinler verirsek bu hayvanların ömür boyu hayatını etkileriz. Şimdi diyelim bir buzağı doğdu, dişi bir buzağı. Anlayacağım o hayvanın tamamı dişi hayvanlar için. Dişi bir buzağı doğdu. İlk olarak enerji yüksek besinlerle başladık. Hayvan diyorlu tohum yaptık, enerji yüksek besinler verdik. Bu hayvanın meme yapısını bir kere bozuyoruz. Meme gelişimi diye 3. aydan itibaren başladı. Memelerin yapısını, gelişmesini bozuyoruz. Arkasından ne yapıyoruz? Doğum kanallarını yağlandırıyoruz. Şişman bir dişi hayvan, iyi bir hayvan değildir. Bunda çok büyük yanlışlar yapılıyor. Dişi hayvan diyoruz ki iyi bakıyoruz, veriyoruz besini, hayvan şişmanlıyor. Ne yapıyor ondan sonra? Zor doğum yapıyor. Tohumlama yapıyoruz, bu sefer ne yapıyor? Bu sefer doğum tutmuyor. Veteriner çağırıyoruz, ikinciye çağırıyoruz, üçüncüye çağırıyoruz. Diyoruz ki bu veteriner bir bölümde öteki veteriner dediğidir. Ama aslında yaptığımız şey hayvana fazla iyi bakmak. Yani yanlış zamanda yanlış şekilde bakıyoruz. Buradaki dönemde hayvan buraya gitmiş, diyoruz ki bakma devam edelim, kalkla can taşıyor, yonca verelim. Hayvan bu sefer ne oluyor? Kalsiyumla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Doğumdan sonra yerden kalkamıyor. Yine veteriner hekim çağırıyoruz. İğne yaptırıyoruz ve hemen kendine gelsin diye. Canan Karatay Hoca'nın çok söylediği güzel bir laf var. Bağırsaklar bizim ikinci bölümümüzdür. Hayata dair kendimiz içinde düşündüğümüz zaman diyelim bir sıkıntı yaşadık, stres yaşadık. İlk bulduğu yer sindir sistemimizdir. Gelse buluruz ve kabuz oluruz, bunları yaşarız. Hayvanların durum aynı. Hayvanın bakım koşullarını eğer düzgün yere getirmezsek hayvanlarla bu stresi yaşatırız ve ilk bulacağı yer bağırsaklar. Şimdi ana sütünü verdik günde 3 kadar, canlı ağırlığında %10 kadar. Arkasından başlangıç yapı olarak yonca lütfen tercih etmeyin. Yonca süt verin, yüksek hayvanlar o dönemde verilmesi gereken besinlenmelidir. Mısır sıvacı gibi enerji yüksek hayvanlar yerlere hayvanlara vermiyoruz. Buradan yerde doğum yaptıktan sonra süt verime başladıktan sonra verilmesi gereken besinlenmelidir. Hayvan ilk doğumunu yapana kadar, güve, buzağısına kavuşana kadar, hayvanlara bakmamız gereken şeyler, göz üve yemeği, yapımı dönem gibi, kendi tabiine uygun yerlerle bakmamız gerekiyor. Bağırsaklardan iki tip birçok vardır. Birisi iyi birçok var, birisi kötü birçok var. Hayvan doğumunun süt verimini yanlış yaptık. Yemi yanlış tercih ettik. Hayvanın midesindeki, bağırsaklarındaki bu bağlı yani kötü hudu mikrofon sayısını bir anda arttırıyoruz ve hayvan ısrar oluyor. Şayet bu ısrarı 2 gün içerisinde düzeltemezse bu sefer başlı hastalıkların kapısını açıyoruz çünkü hayvanın vücut direnci düşüyor. Şimdi anlattığım şeyi düşündüğüm zaman pek fazla yem vermeye, yanlış yem vermeye,
buzdolabı kayıtları, çünkü hayvanlar sırf süt verimine ciddi kayıtlar, çünkü babası değerini kazandırmadan hayvanı büyütüyoruz. Ve çaldaki hayvan sayılarını yazdım buraya. Yaklaşık 45 bin küçük baş, 27 bin büyük başımız var. Büyük başımızın 16-17 bine dişi. Şimdi 17 bin hayvanın başına 1000 lira kaybımız olduğunu buradaki hatadan düşündüğümüz zaman sadece çandaki ekonomik kayıp, bir de bunu Türkiye gibi olduğumuz zaman ciddi bir ekonomik kayıpların kapısını açıyor. Biz kalite kapısı, devlet edilmeler kendi imkanınızı alıyorsunuz. Bu yanlış bakımları, özellikle yardım yapan yanlış bakımlar yüzünden yurt dışında 10 bin litrelere alacalar bizim ülkemizdeki ortalaması 6 bin kadar düşmüş vaziyette. Bu bizim kendi yaptığımız hatalardan kaynaklanan bir ekonomik kayıp. Duvardan mikropların, virüslerin, bakterilerin, her neyse bu hastalık oluşturan etkenleri, duvardan hastalık oluşturabilmeleri için birbiri arasında bir bulaştırma olması gerekiyor. Diğer buzdağlar sektisinin aşırıca bozulduğundan sonra bu hastalığı yapan ekolojik gibi dediğimiz bir bakteri. Bu bakteri tavuklardan bulaşıyor fakat tavuklarımız nerede? Yine buzdağlarımızın yanında. Bu bahsettiğim şeylerde ben size damlalarınızı iyileştirir veya çok büyük standartlara getirilemiyordum. Hayvanlarınıza uygun koşulları sağlayın. Hayvanlarınızla bir terörünü çekerek, dolaşan tavuklarınızın yağların yanına konmasını engelleyerek, dişi erkek hayvanları birbirinden ayırarak, çok basit önlemlerle sadece gelir düzeyinizi arttırabilirsiniz. Biliyorum ya pahalandı, evet bozuk pahalı tarlaya giderken beni sıklarışıyorsunuz. O zaman ne yapmamız lazım? Buradaki daha fazla ki yaptığımız zararı önlememiz lazım. Şimdi Ağustos günü verdim. Ağustos hala 14 gün kurmuş. Çünkü annenin daha önce yaşadığı hayat esnasında öğrendiği mikroplar, bakteriler ve buna meydana getirdiği savunma sistemine yavruya aktarır, aktardığı bu etkenler de hayvanı 14 gün doğurur. Bundan sonra hayvan doğal olmaz yaptığımız yerde bazı şeyler var. Birincisi sepsisin aşısı. Bu kan zehirlenmesidir. İkincisi entomotoksemi, prostatin özellikle çıkmaz hayvan çeke bağlar buna çok önem veriyor. Pastörün aşısı maalesef çoğu çiftçimiz neredeyse sorunların hiçbiri bu aşıyı hayvanlarla yaptırmıyor. Geçen sene 2017 yılında ciddi bir kuzu ve oğlak ölümü meydana geldi. En üstüne yaptığım görüşmelerde bana şunu dedi. Havanın ani değişmesi sebebiyle annelerden meydana gelen pastörlük hastalığı, siz bunu görmeden hemen kendisi geçti ama süte yeterli antikorun vermiyor ve yavrular ölmeye başlıyor. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece bu hastalıktan itibaren çok ciddi kayıtlar meydana geldi. Bir de evet sepsisini yapıyoruz, karbonvitamin yaptırıyoruz. Fakat hayvan doğduktan sonra savunma sistemini güçlendiren en önemli şeylerden bir tanesi el temiz seriyon kombinasyonudur. Bunu hayvanız doğduğu zaman veteriner hekimizden isterseniz bunu uygulamasını yapacaktır. Bakanlığımız tarafından bazı aşılar yapılıyor. Şam aşısı, koyun geçirme bazı, sınırlara çift aşısı yani LSD aşısı bunları biliyorsunuz. Bir de hastalık çıktığı zaman yaptıklarımız var. Bunlar bütün aşılar değildir. Şarbon aşısı, koyun geçir, çiçek aşısı, mavilin aşısı gibi ve bu bir takım hastalıklar sadece çıktığı zaman yapılıyor. Bunun sebebi hastalık olmayan yerde hastalık oluşma ihtimali artırmak ve bu tarz farklı sebebi hayvanlar arasında bulaşmayı hızlandırmaktan çekindiği için. İnek doğumunu yaptık. Bu saatten sonra küçük başlar çıkan şekilde anlatacağım. Dördüncü gün uzay başlangıç yemini verdik. Yedinci gün uzay başlangıç yemini verdikten kaliteli durum benim tercihen yulafı öneriyorum. Bunu yaparken yalnız şu saatte alıp yedinci gün hemen yemeye başlayacak diye bir şey yok. Bir uzağın kaliteli otu yemesi için